oluyor ya? Cansu. Ne yapıyorsun sen burada ya? Fazla battaniyen var mı? Ha? Bir süre burada yatmayı düşünüyorum da. Ne diyorsun sen ya? Pes etmeyeceğim Ece. Sen beni affedene kadar burada kalacağım. Gerekirse günlerce burada yatarım ama hiçbir yere gitmem. Seni kaybedemem. İster kov, ister bağır, çağır. Hiçbir umurumda değil. Senden vazgeçmiyorum o kadar. Ben bu alarmı ertelemeyi icat edin ya. Gitmiştir herhalde ya. Günaydın. Cansu. İnanmıyorum ya, sen cidden burada mı yattın? Evet. Kendime anlatmama izin verene kadar da her gece burada kalacağım. Her gece. Ya kendini boşuna eziyet ediyorsun sen ha. Ben konuşmak istemiyorum. Ya hiç mi söz hakkım yok benim ya? Ne söyleyeceksin Cansu? Nasıl gözümün içine baka baka yalan söylediğini mi anlatacaksın? Ya dur, nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin, izin vermem. Ya Cansucuğum işe geç kaldım ya, gitmem lazım. Vallahi imdat diye bağırırım, yaparım biliyorsun ayrıca. Ya Ece, Ece, Ece biz dursana lütfen, lütfen. Akşama bir kahve mi içsek, konuşsak mı? Bak Cansu, hayatta bazı yol ayrımları vardır. Sen o taraftasın, ben bu taraftayım. Anladın mı? Biz de birleştirelim yollarımızı o zaman. Ama senin durduğun tarafta Mert var. Ve ikiniz birbirinizden hoşlanıyorsanız senin o tarafı tercih etmen gerekir. Asla. Ben senin olduğun tarafa geçsem. Ama bu tarafta da Mert yok. Siz ikiniz birbirinizi isteyeceksiniz, üzüleceksiniz. Ben bunu kabul edemem. Ne yapacağız peki? Ayrı yollara gideceğiz. Hayat böyle işte. Bazen insanın canını yakıyor. Her derdin çaresi olmuyor maalesef. Ben bulacağım Ece. Bizi birleştirecek bir yol mutlaka vardır. Bulacağım ben onu. Gir. Günaydın Süreyya Hanım, kahveniz. Sağ ol Elif. Bir de hatırlatmak istedim. Akşam Gökmen ailesinin düğünü var Kandilli Kor'da. Aa, tamamen unutmuştum. İyi ki hatırlattın. Yılın düğünü. Elbiseler geldi mi temizleyiciden? Geldi efendim, getiriyorum hemen. Elif. Akşam Metin Bey geldi mi? Gelmedi Süreyya Hanım. Peki telefon etti mi? Maalesef. Kendi bilir.
Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın. Keyfin yerinde? Yerinde tabii. Neden olmayacakmış? Teşekkürler. Ha Can'cığım, Şirkete gidince babana söyler misin? Eğer eve uğramayacaksa bir zahmet gelip eşyalarını toparlasın, temelli gitsin. Evdeki çer çöpten yeterince sıkıldım zaten. Bir de onun eşyalarıyla uğraşamayacağım. Ama... Aması falan yok. Yalnız akşam Gökmenlerin düğünü var. Orada yanımda olacak. Beyefendi evi terk etti diye orada ele güne rezil olamayacağım. Peki, söylerim. Ayrıca şunu da hatırlat. Eğer gelmezse çok fena olacak. Ben baştan uyarımı yapayım da. Abartmıyor musun anne? Hayır canım, abartmıyorum. Ayrıca bu lafım hepinize. Koranlar olarak hep birlikte olacağız orada. Cansu da gelecek. Onun için güzel planlarım var. İzninizle. Zeliha, bir çıkar mısın hemen? Efendim Eray Bey. Günaydın Begüm Hanım. Size güzel bir haberim var. İstediğiniz yalan söyleyecek tanığı bulduk. Öyle mi? Çok sevindim. Sen rahat ol. Ben reçel alacağım. Demek istediğim antika kolye geldi. Çok teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Konuşamıyorsunuz sanırım. Anladım. Artık Can Bey istediğini asla elde edemez diyecektim ben. Bu davayı kazanırız yani. Çok güzel. O zaman siz kolyeyi iyi muhafaza edin. Şahsen gelip ilgileneceğim. Tekrar teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Kolye mi alıyorsun? Aldım. Çok da mutlu oldum. Ha Can, bu arada annemin ultimatumunu babama yetiştirmene gerek yok. Sen hiç zahmet etme. Zaten konuşmam gerek. Ah, sağ ol oğlum. Oh be, ne zamandır şöyle ağız tadıyla baş başa kahvaltı yapamamıştık. Oh, vallahi billahi ben de çok özledim. O zaman anlat bakalım anneciğe şu iş yerindeki kızı adam gibi hadi. Hayda. Rahat bırak oğlumuzu iki dakika. Öyle deme Yılmaz. Ama ben eskisi gibi olalım istiyorum. Hem merak ediyorum oğlumun mutluluğunu. Babacığım ben pes ediyorum. Tamam. Sor sultanım. Ne istiyorsan onu sor. Yaşasın. Soru bir. Hı. Hani o kız o kız değil dedin ya. Hani biraz deli olan, üç harfli. Ece. Yok o değil. Oh Allah'ım çok şükür. Soru iki. Kim o zaman? Hani ben biriyle tanıştım böyle hanım hanımcık çok tatlı bir kız. Yani o da az aksi değil ama... Adı Cansu. Ay yaşasın o çok tatlı bir kız. Çok Yılmaz çok 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 çok. Çok mu? Annen sevincinden ne yapacağını şaşırdı oğlum. Aynen. Ah, anlaşılan bu kız iyi bir kız Cansu. İyi baba. Yani dürüst, temiz. İyi bir kız. Soru üç. Aa yeter, yeter. İmkansız dedin. Neden imkansız oğlum? Vallahi söylemezsen ben orta yerimden çatlarım anneciğim. Hadi orası da bana kalsın ya. Hı. İyi tamam. Sana kalsın. Benim oğlum halleder her şeyi. Ama biz bir daha küs olmayalım bana yeter. Olmayalım be anne. Vallahi burası benim tek huzur bulduğum yer, tek yuvam. Ne olur olmayalım yani. Sen merak etme oğlum. Annem bundan sonra kontrol altında. Ha, bu ailenin tek delisi benim değil mi aşk olsun Yılmaz? Sen benim delimsin. Benim. Herhalde ben sana deliyim deli. Hadi bakalım. Dur. On şınav. Bir. İki, üç, dört, beş, altı,
7, 8, 9, 10. Oh. Oh, tamam babaanne, yeter artık ya. Olur mu? Hadi yürüyüşe devam. Ya babaanne, sen gençliğinde olimpik atlet falandın da biz mi bilmiyoruz ya? Az laf çok iş. Hadi marş marş. Oh be, bitti sonunda sabah sporumuz. Bitirmedik şehzadem. Daha 100 metre koşacaksın, zaman tutacaksın. Bak babaanneciğim, ben senin bu her güne ayrı sürprizli deliliklerine bayılıyorum, tamam, ama yani biz şu an burada ne yapıyoruz, ben anlamadım ki. Bak canım, belki gençliğimde olimpiyatlara katılmadım ama böyle özel davetlere çok titiz bir programla hazırlandım hep. Onun için bugün de aynı şeyi yapıyoruz. Ne daveti? Aa, bizim camianın çok önemli bir düğünü var bu akşam. Ha, doğru ya, şu Gökmenler miydi neydi, onların düğünü vardı değil mi? Birkaç haftadır inmiyor magazinden zaten. Peki, bizim için bu düğün ne demek? bir sürü iş adamı orada olacak demek. Aferin sana. Bak, Oliva bu kadar başarılıyken belki yeni bir ortak yakalama fırsatı bulabiliriz. Hekim Bey bu akşam düğünde olacak. Oliva ile daha önce ilgilenmişti. Tamam işte, sen gidip halledersin her şeyi. Ben niye idman yapıyorum ki bunu? Allah Allah. Ben bu akşam Roma'da olacağım. Ticaret fuarı var. Onun için Çalhan Holding'i temsilen... Ben gideceğim düğüne. Bir dakika, bir dakika. Ben bu düğüne sadece iş için gidiyorum değil mi? Başka bir şey yok aklımda. Aa. Aşk olsun şehzadem. Başka ne olabilir ki? Sen babaannene güvenmiyor musun? Ya olur mu öyle şey? Babaanneciğim, güveniyorum tabii ki. Bak, şirketin istikbali bu işe bağlı. Onun için bu gece yüzümü kara çıkartma. Tamam, sen hiç merak etme. Ben iki elim kan da olsa da gideceğim oraya. Şov yapacağım, şov. Hadi o zaman. Şova hazırlık başlasın, koş. Babaanneme bak ya. Hekim Bey, Medya Çalhan. İyiyim, iyiyim. Bu akşam için konuştuğumuz her şey geçerli değil mi? Lal kızımız geliyor düğüne. Oh, 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 çok güzel. Torunum mutlaka bu akşam orada olacak. Hadi bakalım, hayırlısı. Mert Bey, kahvenizi odanızda mı alırsınız, kafe bölümünde mi? Cansu Hanım geldi mi bugün? Hayır, gelmedi. Tamam, odada alır. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İstifamı geri çeksem beni kabul eder misin patron? Cevabın ne mektubuma? Yok yere işimden olmuyorum değil mi? Bazı taleplerim olacak tabii. Öyle sen iş dünyasını kolay mı zannettin? İstediğin zaman gideyim, istediğin zaman döneyim, oldu. Ciddi misin? Evet. Söz vermen lazım. Ne sözü? Arkadaşından asla vazgeçmeyeceksin. Söze gerek yok ki zaten. Ben asla arkadaşımdan vazgeçmem. Dur, daha bitmedi. Bir talebim daha var. Cansu, şaka bir yana, Ece'yle bir de benim konuşmam lazım.
Yani tamam, eminim hallediyorsunuz, sıkıntı yoktur. Ama hem olaylar benim etrafımda dönüyor, hem de patronu olarak artık Ece ile konuşmam lazım benim. Merak etme, hiç sıkıntı çıkmayacak. Yok yok, ben merak etmiyorum zaten. Sana güveniyorum. Sen bana güveniyorsun öyle mi? Evet. O zaman ben gideyim, önlüğümü giyeyim. Hadi o zaman. Efendim anne. Neredeydin dün gece sen? Sana da günaydın anneciğim. Neredeydin dedim. Bir arkadaşımla kaldım. Uzun zaman sana yetecek kadar eğlenmişsindir umarım. Çünkü bu son oldu. Özellikle bu gece için bir planın varsa şimdiden unut derim. Nedenmiş o? Çünkü bu akşam bir düğün var. Kandilli'de bir koruda. Yılın düğünü. Bütün cemiyet orada olacak ve biz de koranlar olarak ailece katılacağız. Ailece olduğuna emin misin? Babam da gelecek mi mesela? Küstah. Okuldan eve çabuk dön, hazırlanacaksın. Ya annem, ben gelmesem olmuyor mu? Aa, hiç olur mu öyle şey? Özellikle senin için çok güzel planlarım var. Söz veriyorum. Nasıl yani? Tanışmanı istediğim biri var. Erzadelerin oğluyla tanışacaksın. Ya anne ama... İtiraz istemiyorum, konu kapanmıştır. Alo? Alo asistan, acil durum alarmı veriyorum. Bir saat sonra benimle mutfakta buluş. Tamam. Ay Metin. Ha. Baksana şu ev çok güzel değil mi? Bak burası senin çalışma odan olur mesela. Boğazı da görüyor hem. Ay burası da Ela'nın oyun odası olur. Nereden çıktı şimdi yeni ev falan? Ay ailemiz genişledi Metin. Hem sen de artık bizimlesin. Ela da büyüyor. Hem böyle lüks, heybetli bir ev Metin Koran'a yakışmaz mı? Ayrıca yenilik heyecan yaratır. Tamam. Emlakçıyla konuşurum. Ya gerçekten mi? Evet. Dur, dur, dur. Ben bakarım. Aa Begüm'cüğüm. Canım. Bu ne güzel sürpriz böyle. Ay bugün de bir başka güzelsin yani. Geç geç içeri doğru geç. Babacığım. Hoş geldin benim güzel kızım. Gel. Ben kahve getireyim sana. Sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Önce hangisini öğrenmek istersin? İyi. Tamam. Avukat yalan söyleyecek bir tanık buldu. Mahkemede adam kullanıcı hatası diyecek. Delilli, ispatlı. Her şey istediğimiz gibi olacak. Yani davayı kazanacağız baba. Bir dakika. Bütün bunları sen mi ayarladın? Tabii ki. Aferin benim güzel kızıma. Kötü olan ne? Kötü olan... Annem, baban eğer artık bu eve gelmeyecekse... eşyalarını da toplayıp gitsin dedi. Ne demek yani? Kimin evinden kimi kovuyor bu? Ne terbiyesiz bir kadın bu böyle be? Bitmedi. Kasım var. Bu akşam Gökmenlerin düğünü var. Annem mutlaka baban da gelsin dedi. Tüm aile gideceğiz de. Hem talep hem ultimatum ha? Ya babacığım bak ben sonuna kadar senin yanındayım. Ama bu başka... Tüm iş dünyası orada olacak. Bizi hep beraber ailece görmeleri şirketin geleceği için iyi bir PR olur.
Sadece şirket için ne olur. Şirket için? Evet. Kırma beni ne olur, geleceksin değil mi? Tamam. Söylendiğine geleceğim. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Aileymiş, berabermiş. Görürsün Süreyya sen aileyi. Ha, ben giyinip şirkete gideceğim. Sen de gel benimle. Tamam, bekliyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Begüm'cüğüm, canım acaba diyorum bu gece böyle kız kıza çıksak dışarı, kurtlarımızı döksek nasıl olur? Işıl çok isterdim ama bu gece katılmam gereken çok önemli bir düğün var. Aa, öyle mi? Kimin düğünü? Yılın Cemiyet düğünü. Gökmenlerin tek oğlu evleniyor da. Aa, o zaman çok pahalı, iyi bir yerdedir. Hı hı. Kandilli'de bir koruda olacak. Hay Allah ya. Neyse artık başka zamana çıkarız, ne yapalım? Tabii. Işıl, ben babamı arabada bekliyorum, olur mu? Söylersin. Tamam. Hayır, yani bana ta en başından söylese, hayır her şey daha kolay olacak yani. Haksız mıyım? Haklısın. Bana bak, diğer kızlara hiçbir şey söylemedin değil mi? Ayıpsın, bahseder miyim hiç? Sence ben haksızlık mı ediyorum Cansu'ya? Ben bir konuş derim Cansu'yla. Hayır, yani ta en başından söylese... Aa, beni kafeden çağırmışlardı ya. Of, tamamen unuttum, aptalım ya. Haklısın. Zaten 3 gram aklım vardı, o da gitti. Yok ya, ayıpsın. Bahseder miyim hiç? Ne diyorsun sen be? Ben bir kere daha konuş derim Cansu'yla. Bu ne ya? Sen böyle mi dertleşiyorsun benimle? Tüh, yazıklar olsun sana be. Ya yeter ama Ece. Sabahtan beri 1565 kere aynı şeyi anlattın. Bu da bir erkek beyni. Kısıtlı. Benim böyle durumlarda verilecek 3 tane cevabım var. Gelme üstüme artık, yeter. Seninle dertleşen de kabahat zaten. Ya ben sana aynısını yapsam hoşuna gider mi? Ayıp değil mi ya? Haklısın arkadaşım. Bence gerçekten Cansu'yla bir kere daha... Ya! İyi be. Aa, çikolat. Hem de en sevdiğinden. Ya tamam. Bak Ece, ne yapsam sen burada daha rahat edersin? Mert'le hiç konuşmasam mesela. Ya saçmalama Cansu, adam patronun. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Kimse senden daha önemli değil. Cansu, sen daha geçen gün söylemedin mi duyguların olduğunu? Ya bari aşkına sahip çık. Ya anlamıyorsun ki. Sen olmasan da ben onunla olmam zaten. Niye? Ya yemin ettim çünkü. İstemiyorum hayatımda öyle zengin, nüfuzlu bir adam. Yani mutlu olamam ben orada, iyi biliyorum. Allah Allah, sen de bir tuhaf kız çıktın, anlamıyorum ki. Ha, fakir olsa adam isteyeceksin yani. Ya ne olur o konulara hiç girmeyelim. Başka sebeplerden ötürü alınmış bir karar bu. Ha, o delice sakladığın ailenden ötürü herhalde. Ya Cansu, sen zaten beni o kadar sevseydin aramızda böyle büyük bir sır olmazdı. Ya ne saklıyorsan bu kadar artık. Hiçbir şey bilmiyorum senin hakkında. Anlatamam. O zaman ben de konuşamam, kusura bakma. Ece, bir konuşalım mı? Yok, konuşmayalım Mert Bey. Bir bakar mısın sen buna? Yok, bakamıyorum ya. Utanıyorum. Ya Ece, saçmalama Allah aşkına. Gel oturalım şurada hadi. Yok ya, oturmayalım. Vallahi ben yüzünüze bakamıyorum. Sen bana başka bir çare bırakmıyorsun o zaman. Patronun olarak söylüyorum. Lütfen gel şuraya otur. Hadi gel. Ay yok, yapamayacağım ben. Bakamıyorum yani, lütfen kızmayın. Elimden gelmiyor. Tamam, seni zorlamayacağım ben. Sadece dinle beni. Ece, kalbin kırıldı biliyorum. Ama senin bana karşı bir şeyler hissettiğini bilmiyordum. Ya şu an çok daha fazla utanıyorum. Ya saçmalama, utanacak bir şey yapmadın sen. Ama inan bana, Cansu da yapmadı.
Bizim onunla aramızda bir şey geçmedi. Yani Mert Bey, siz kendiniz söylediniz, patronumsunuz benim. Hiçbir mecburiyetiniz yok. Niye kendinizi açıklıyorsunuz ki bana? Çünkü konuşmuyorsunuz, Cansu kahroluyor. Hmm. Anladım. Cansu için buradasınız yani. Hayır. Bir şans ver, aramızdaki mesele çözülsün. Arkadaş olmak için bir fırsat ver bana diye söylüyorum. Ya bak, sen çok sıra dışı bir kızsın. Çok komiksin, çok zekisin. Teşekkürler. Yalan yok, öyleyimdir. Al işte. Ama yani siz benim patronumsunuz sonuçta. Biz nasıl arkadaş olabiliriz ki? E iş başka, arkadaşlık başka çünkü. Sen bir de beni dışarıda tanısan, patronun olmadan. O pikniğe gittiğimiz günkü gibi mesela. Ve belki fikrin değişecek. Siz çok yanlış anlamışsınız. Ben sizi patronsunuz diye sevmedim Mert Bey. Herkesin keyfi pek yerinde maşallah. Misafirimiz var Süreyya Hanım. Öyle mi? Kimmiş? Sonra gözlerimi bir açtım. Kocaman bir karetta karettayla karşılıklı bakışıyoruz. Vallahi hanımlar, hayatım boyunca çok garip yerlerde, hiç tanımadığım insanların yanında uyandım ama bir kumsalda kaplumbağanın yanında uyanmanın tadı da bambaşkaymış. Levent Bey, yani sizi ikna etmek hiç kolay olmuyor. Bunun için daha kaç kere hayır demem gerekiyor acaba? O güzel hanımları etkileyerek teklifinizi kabul edeceğimi düşünüyorsunuz gerçekten? Süreyya Hanım, tanıştırayım. Yeğenim Aslı. Merhaba. Yeğenimin okul çıkışlarında zamanını iyi değerlendirebileceği, hayır işlerini öğrenebileceği bir yer olarak sizin vakfınızı düşündüm. Yani önceden beri bildiğim bir yer sonuçta. Buraya sizin için gelmedim yani. Aramıza hoş geldiniz Aslı. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler hanımlar. Bu akşam düğüne geliyorsunuz değil mi Levent Bey? Geliyorum tabii. Yılın düğününü kaçırır mıyım hiç? Size afiyet olsun. Maşak Hanım, şey, sizi gördüğüm iyi oldu. Buyurun. Şu bizim vakfın yıllık bütçesini bir gözden geçirebilir miyiz beraber? Süreyya Hanım, yalnız ben geçen hafta onaylandı diye biliyordum. Bir şey soracağım. Siz uzun yıllardır bu vakfın muhasebesindesiniz. Levent Bey bu vakfa daha önce uğramış mıydı hiç? Evet, babasıyla gelmişti daha önce birkaç kere. Babası? Enver Bey. Hangi Enver Bey? Bu sanayici olan mı? Ama onun bir tek kızı var diye biliyorum ben. O da... Maalesef geçen sene vefat etti. Zaten Levent Bey de o olaydan sonra kesin dönüş yaptı. Daha önce dünyayı gezmiş durmuş. Aslına bakarsanız tam olarak nerede ne yaptığını da bilen yok. Ya, kimi diyor ki Avrupa'da otellerde günlü gün etti, kimi de diyor ki sırtında çanta Afrika'da gezdi durdu. Aman diyeyim Süreyya Hanım, Levent Bey serseri mayının tekidir. Çok varlıklı bir ailenin tam deli oğlu. Hiç bulaşmayın derim ben size. Çok rica ederim. Ne münasebet. Niye bulaşacakmışım ben ona? Hah, gel asistan. Allah Allah. Ben bu işe başlarken bir tek Mert Bey'in asistanıydım. Şimdi maşallah hepiniz asistan diyorsunuz bana. Umumi asistan mıyım abi ben? Tamam ya. Bak şimdi. Bu çantanın içinde yiyecek namına yok yok, tamam mı? Ece'nin isteyebileceği her şeyi koydum ben buraya. Her türlü besin grubu temsil ediliyor. Ama tabii ki karbonhidratı ve tatlıyı bol tuttum. Çünkü Ece'den bahsediyoruz burada. Bu arada... bunda salya sümük ağlamalı acıklı filmler var. Bunda da komedi filmleri var, tamam mı? Ya tamam da sen niye anlatıyorsun ki bana bunları? Çünkü Keremcim, kimsenin asistanı olmana gerek yok. Sadece Ece'nin asistanı ol, bu gece onu yalnız bırakma yeter. Bir dakika ya, bu gece olmaz ki.
Ya sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin herhalde. Ece hala çok üzgün, konuşmuyor benimle. Yani ben yine gidip kapısında yatardım ama bir aile durumum çıktı işte benim de. Ya ama benim de işim var bu akşam Cansu. Ya bir düğüne gitmem lazım. Düğün öyle mi? Ne güzel. O zaman sen ne yap biliyor musun? Sen o düğüne gittiğinde, gelini gördüğünde o beyaz gelinliğin içinde Ece'yi hayal et. Beyazlar içinde Ece. Kuğu gibi süzülüyor. Hayatının en mutlu günü. Aşkla damada yürüyor. Damat da... Ben. Adamın biri. Nasıl adamın biri ya? Kimmiş o adamın biri? Nerede o adam? Ha? E senin gideceğin düğün daha önemliymiş Ece'den madem. Bir geceliğine bile ilgilenmiyorsun kızla. Ece sana nasıl güvensin bundan sonra artık? Vallahi güzeller güzeli kız. Zeka desen zaten orantısız, rakip kabul etmez. Bugün yarın adamın biri gelir alır kızı benden söylemesi. Yani sen öyle düşün. Yani Ece ile birlikte olmak mı? Yoksa bundan sonra gittiğin bütün düğünlerde kaçırdığın kızın yasını tutmak mı? Sen var ya sen çok fenasın ha. Ya ben de kendimi ikna üstadı zannederdim ya. Ver şu çantayı ver. Koy şunları şuraya. Madem ihtiyacı var bana Ece'nin, gideceğiz artık, ne yapalım? Yürü be asistan, hepimizden saf romantik çıktın sen ya. Allah Allah. Lan yılların çapkını Mert Çağlan'a bak ya. Saf romantik olduk, iyi mi? Gel, gel. Senin sunum için hazırlık yapıyorum, yardım et bari. Ya ortak, benim için bir düğüne gitmen lazım bu akşam. Yani bizim holdingi temsilen. Ne? Bir tane iş adamı var orada. Onunla görüşeceksin. Beni sorarsa falan da oyala, gelecekle bir şeyler de, tamam mı? Ha tabii tabii. Ya oğlum deli misin? Gelemem sosyete düğüne falan. Ben nefret ediyorum o ortamlardan ya. Yok, gidemem. Sen git. Ama ben gidersem Ece başkasıyla evlenir. Ne? Bir dakika ya, sana buradan yürüyemem. Yemezsin, dur. Ya bak abi, bu konuşmayı daha önce 1000 kez yaptık, biliyorum. Her seferinde de kıçımı kurtardım benim. Onu da biliyorum. Ama bak bu sefer farklı yani. Bu sefer 2 tane işten yırtmak için istemiyorum bunu. Ece için istiyorum abi. İyi değil değil mi Ece? Ben de konuşmaya çalıştım da ya, çok alıngan. Yanlış anlıyor. Ya bırak yanında olayım be abi. Ha? Bak Cansu da gelmeyecekmiş zaten bugün. Ben yalnız bırakmayayım bari kızı. Hem ne? Abi hem gidersem belki ısınır kız bana. Ha? Ya bak biliyorum bu gönül işlerinde sürekli ahkam kesip duruyorum sana eyvallah. Ama bu sefer çıkamadım abi işin içinden. Yardımına ihtiyacım var be abi. Neymiş bu iş adamının ismi neymiş? Kardeşim benim gel. Gel buraya gel. Yapma gitmem. Vallahi gitmem. Gitmem. Tamam sakin. Tamam ben giderim. Ben babaannemden öğrenir öğrenmez mesaj atıyorum sana, tamam mı? Hadi eyvallah. Mert. Hayatımın sonuna kadar seni kollayamam kardeşim. Süre azalıyor, 1 ay doluyor. Tamam kardeşim, sana da sıra gelecek. Hadi görüşürüz. Efendim? Can Bey müjde. Yeni bir tanık çıktı ortaya. Kremlerin içeriğinde bir sorun olmadığını, tam tersine problemlerin kullanıcıdan kaynaklı bir hata olduğunu kanıtlayacakmış. Bloğu varmış sanırım, hepsini de kaydetmiş. Yani elinde delil de var anlayacağınız. Kurtardık Can Bey, kazanacağız davayı. Olmaz öyle şey. Anlamadım. Şirketin lehine olan bir olay bu Can Bey. Şirketin lehine olabilir. Ama gerçeklerin lehine değil. Ama çok yüklü bir meblağ ödemek zorunda kalırız o zaman. Fark etmez. Ben bir saniye bile inanmıyorum bu adamın söylediklerine. Kazanırsak doğru olmaz. Bedeli ne kadar ağır olursa olsun. Ben o insanlara bir söz verdim. Yani bunca yıllık şirket avukatlığı yapıyorum. Sizin gibi bir yönetici ne gördüm ne de duydum. Ne yapalım peki şimdi? Bu son anda ortaya çıkan adam. Bununla kim görüşmüş bizim şirketten? Telefon etmiş mi? Mail atmış mı? Bunu bir araştırır mısın benim için? Ama sessiz sedasız olsun. Şüphelendiğiniz bir şey mi var? Göreceğiz. Bakalım.
Erkencisin. Ya süpervizörle konuşmuştum ama sorun olur mu? Aa yok yok, söyledi, sıkıntı yok. Ne oldu, önemli bir şey mi var? Hı hı. Bir iş var. Mecburi bir iş. Benim de. Ne yapalım? Makus kaderimize teslim olacağız demek ki. Kader mi? Sen kadere inanır mısın? Yani hani hep iyi bir şey olunca bizden kötü olunca kader diyoruz ya. E hadi bir test et o zaman. Neyi? Bugün o mecburi işinde işte. Beklemediğin bir şey çıkacak mı karşına, bir bak bakalım. Ha iyi anlamda yani. Ya ben bu gece iyi bir şey çıkacağını hiç sanmıyorum. Ben de. O zaman sana bol şans kader arkadaşım. Sana da kader arkadaşım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hazırlandı mı herkes? Hazırlanıyorlar Süreyya. Tamam. Değiştir o elbiseyi. Avam görünüyorsun. Aşağıda buluşalım. Tamam. Süper. Aldığın takımı giydim. Nasıl? Beğendin mi? Zahmet edip bir duş alsaydım bari. Parfümü üstüne sinmiş. Bu kadar yakınlaşacağını tahmin edemedim. Buzlar kraliçesi olduğun için. Hadi bir şey söyle. Hazırlamadın mı yoksa söyleyeceğin lafları? Pardon, pardon. Süreyya kraliçeni söylenmez, dırdır etmez. Çünkü o çok asildir. Herkesin yüzüne karşı güler, arkasını dönünce de... Ailede olan ailede kalır. Tek bir şey istiyorum senden bu gece. Üzerine düşeni tam olarak yap o düğünde. Kimsenin ne kadar mutsuz olduğumuzu bilmesine gerek yok. Mutluymuş gibi davranacağız. Herkes de bunu yiyecek, öyle mi? O kadar zor değil be Metin. Ben yıllarca numara yaptım sana. Anladın mı? Hayır. Baksana şöyle bir bakayım. Şöyle de. Ruju biraz azaltalım. Ama allığı çoğalt. Yüzüne biraz renk gelsin. Ben de iyiyim anne, sağ ol. Sen nasılsın? Elif! Gel, gel, gel çabuk. Yok artık, bana hediye mi vereceksin? Saçmalama. Kim olduğunu anlaşılsın diye taktım. Ay. Biraz da ruhsuz ruhsuz durmasan kim bilir seninle kimler ilgilenecek ama nerede? Olmayınca olmuyor işte. İstemiyorum çünkü gelmek. Kimse o beni tanıştıracağın kişi zerre ilgimi çekmiyor, oldu mu? Bana bak. Hele bu geceyi de mahvet. Seninle o zaman konuşuruz, anlaşıldı mı? 12'ye kadar sabredeceksin, sonra döneceğiz eve.
Ben de havamda değilim, bayılmıyorum yani. Hay Allah'ım, nazarlardan saklasın benim oğluşumu, şu yakışıklı doğdu. Ya bu papyon neymiş ya, bu çok komik. Oğlum Mert yazmış, torbaya koymuş, hepsini giysin demiş. Kol düğmelerini de taktık, hadi bakalım, giy bakalım. Kendi yerine saldı yine bizi ya. Hı. Bir de dön bakayım şimdi şöyle. Ay Allah'ım Yılmaz. Gel de şu oğlunun yakışıklılığına bak. Biblo gibi maşallah. Vay. Kim bu yakışıklı? Tanışıyor muyuz beyefendi? Ne al, al dalga geçiyor işte. Yok be oğlum. Seninle gurur duyuyorum, gurur. Sen bizim göz bebeğimizsin. Hadi git de kurtar şu delikanlıyı. Tamam hadi kaçtım ben. Ay dur dur dur. Hı? O da gelecek mi? Kim? Ya anladın sen. Cansu. Hayır yok be anneciğim. O yavrum markette çalışan ne işi var sosyete düğününde? Gerçi gelse iyi olurdu, acımı dindirirdi. Hadi kaçtım ben. Hadi bay bay. Güle güle oğlum. Yılmaz. Damat gibi oldu değil mi? Vay benim dertli başım. Yine mi düğün? Vallahi ben de kaçtım. Aa Yılmaz aşk olsun. Ay gerçekten kaçtı. Ne var yani? Şurada iki dedikodu yapsaydık karı koca. Yılmaz. Kızım bak bakayım anneye nasıl olmuş. Ha? Ay sanki bu renk bana yakışmadı ya. Ne bileyim sen de beğenmedin değil mi? Bizim ne değilsin diyorsun yani. Ben bunu hemen değiştirip geliyorum. Bekle beni. Anneciğim, şişt, nasıl olmuş? Bir bak anneciğim ya. Bu da mı olmadı? Ya ne bileyim ya. Sosyete uygun değil gibi. Olmadı, tamam. Bu da olmadı. Bak bakalım. Ha? Bu nasıl oldu? Bu tamam değil mi? Ay nasıl biliyor annesinin tarzını? Birinin düğünü, birinin cenazesi olur. Belki kim bilir. Şimdi de Süreyya ninen düşünsün. Değil mi? Bayağı iyiymiş bu şekerler ya. Ben niye bu zamandır bunları yemedim ki? Hadi dostlar şerefe. Aldığım duyumlara göre depresyondan ilk kurtarılacaklar listesinde ismim varmış. Ben de müdahale etmeye geldim. Ya sen önce kendine müdahale et bence. Tam üstüne bastım. Planlarım var ikimiz için. Muzlu puding mi getirdin? Ay başka ne var? Hop bir dakika sırayla. Ay yaprak sarma. Hop 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 hop, o kadar kolay değil. Önce kart çekeceğiz. Ya sen ne boş işlerle uğraşıyorsun ya? Hadi konuşma çek. Ne olacak çekince? Depresyondan çıkman için ilk ne gerekiyorsa onu bulacağız. Bu kartlardan ne çıkarsa o.
Çabuk hazırlan, dışarı çık. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Yani biz de zamanında şiir öğrendik de biraz. Ya aferin de asistan, benim hiçbir yere gidecek halim yok ya. O yüzden ben bir daha çıkayım. Aa bir dakika dur hop, öyle bir oyun bozanlık yapmak yok. Buradan ne çıkarsa o dedik ya. Hadi hazırlan, koş. Öldürsen şu mahalleden dışarı adım atmam. İyi tamam, mahallenin içinde gezeriz biz de, oldu mu? İyi hazırlanayım o zaman. Bak 10 dakikan var ha, bekliyorum burada. Asistan. Beni kimse senin kadar düşünmüyor bu aralar. 10 dakikaya hazırım. Cansu bekle. Seni tanıştıracağım çocuğun adı Kürşat. Erzadelerin oğlu. Armatör bir ailenin çocuğu. O da senin gibi yüksek yapıyor. Beni dinliyor musun sen? Duydum anne. Beyaz atlı prensimin adı Kürşat'mış. Çok heyecanlandım. Bak kalbime. Bana bak. Sakın beni rezil edecek bir şey yapma, anlaşıldı mı? Sakın benim sabrımı taşırma. Bakıyorum keyfin yerinde. E tabii, eğlenmeye geldik. Ya çekil önümden. Neden yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorum? Oyun oynama benimle ya. O sahte tanığı senin tuttuğunu biliyorum. Biliyorum ama anlamıyorum. Neden? Neden yapıyorsun bunu? Anla diye. Sen bu dünyaya ait değilsin Can. Kazanmak nedir bilmezsin. Ama ben çok iyi biliyorum. Kazanmak için, zirveye çıkmak için herkese harcarım. Sizi bile. Bak baştan söyleyeyim. Ben senin kuklan falan değilim. İçeride bana emirler vermeye kalkma, oldu mu? Mutlu bir aile babası gibi görünmen yeterli canım. Nereye? Can, ben yalnız mı gireceğim? Kardeşim kolay gelsin. Hoş geldiniz. Aracınızı... Endibe park edeceksin, ben de çıkışta sıra bekleyeceğim, doğru mu? Sıkıntı yok, kolay gelsin. Gülümsesene biraz. Biraz da dik dur. Ayaklarını çimene saplamadan çok rica ederim. Biraz zarif olsana. Uf, saçların da şöyle dursun. Olur mu? İp bağlayalım mı? Ne dersin? Böyle kukla gibi oynatırsın beni. Daha kolay olur. Anne tamam, gitme kızın üstüne. Üf, nerede kaldı bu çocuk ya? Hah, geliyor. Konuştuklarımızı unutma, tamam mı? Merhaba. Merhabalar Süreyya Hanım, ya çok şıksınız. Sen de çok zarifsin. Aa, tanıştırayım, kızım Cansu. Merhaba. Merhaba. Bu da oğlum Can. Merhaba. Merhaba. Ve bay bay, ben dolanayım biraz. Ya abim. Ya.
Şey, abimsiz duramam da ben. Biz birbirine çok bağlı bir aileyiz. Değil mi anneciğim? Merhaba. Hekim Soydaş'ı arıyorum ben. Geldi mi acaba? Oturma düzenine geçince söyleyebilirim ancak. Başının çaresine bak diyorsun yani. Yoo, bakarım sizin için. Ben bir sorayım. Vaktini almayayım. Ne demek canım, işim. Hemen geliyorum ben. Teşekkürler. Bayağı iş varmış sende. Aa, biliyor musun, Kürşat da Bilkent'ten. Siz nasıl oldu da orada hiç karşılaşmadınız Allah aşkına? Kampüs 1000 kişi olduğu için olabilir mi? Demek ki karşılaşmamışız. Karşılaşsaydık kesin konuşurdum, tanışırdım. Cansucuğum, sen böyle gel istersen daha rahat konuşursunuz. Böyle daha iyi. Hey Allah! İyi misin? Cansu ne oluyor? Yok bir şey. Alır mıydınız? Alırız tabii. Tabii hepsini alırız. Çok teşekkürler. Kızım ne yapıyorsun? Çok susadım da ben. Hepsini içeriz, ne olacak? Cansu iyi misin sen? Bu sanırım yanlış içki ya. Ben şunu bir değiştireyim, geliyorum. Ben de. Kızınız biraz fazla susamış galiba. Cansu biraz böyle değişik renkli bir insandır. Ben hemen geliyorum. Cansu, ne yapıyorsun sen burada? Çalışıyorum, görevliyim ben. Nasıl? Yani ek iş olarak, part time. Çalışıyorsun bu kıyafetle? Kıyafeti de şey ya, ajanstan ayarladılar yani. Özel günler için onlar ödüyorlar yani, anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsun, anlatabiliyorsun. Dur, niye bu kadar panik oldun ki sen? Yani patronsun ya, kızarsın diye falan. Ek iş olarak çalışıyorum ya, ikinci bir iş. Yok canım, niye kızayım, deli misin sen? Hatta takdir bile ettim, gece gündüz demeden çalışıyorsun. Bu arada söylemeden edemeyeceğim, çok güzel olmuş. Benim gitmem gerek. Nereye? Konuklar bekler, hadi ben kaçtım, bay. Cansu! Asistan nasıl olmuş? Çok güzel, 10 numara şahane. Hadi gidiyoruz. Çok içime sinmedi ya. Kızım yarım saat oldu, yarım saat. Hadi yeter ya. Tamam, bir dakika, bir dakika. Alo, babaanne. Alo Mert. Ben havaalanındayım da. Seni bir arayayım dedim, haber vereyim diye. Nasılsın? Nasıl gidiyor hazırlıklar gece için? Ha, tabii canım. Hatta gittim smokinimi aldım şimdi terziden. Her şey yolunda yani. Asistan, bu nasıl olmuş? Alo, neredesin sen? O ses neydi? Ya hastanede mi? Niye böyle yapıyorsun duvardaki hemşire gibi? Bence bu kostüm olmamış ya. Sen git bir tane daha dene. Ya, ya sen de bir yeter diyorsun, bir yetmez diyorsun. Ne şaibeli çocuksun ya. Alo, babaanne. Ha, ben şimdi dışarıdayım ya, bir tane çiçekçi kız atladı önüme de ısrar etti. Bayağı çiçek aldım ondan. İyi, iyi. Belki düğünde lazım olur. Nasıl? Yok canım, bir şey. Hadi bakalım, sana iyi eğlenceler. İyi, tamam. İyi yolculuklar sana da. Hadi bay bay. Oh. Yani bir kere de 10 dakika deyip 10 dakikada hazırlanan bir kadın tanıyayım ben ya. Allah Allah, çok mu kadın tanıdınız beyefendi? Evet hanımefendi. Allah Allah, ne kadar ukalasınız beyefendi. Biraz.
Buyurun. Mersi. Ben de sizi arıyordum. Heh. Hekim Bey'i buldum. Hemen şurada. Süpersin. Şu beyefendi. Hı hı. Çok teşekkürler. Bu arada ben Dilara. Bir şeye ihtiyacın olursa beni bul. Tabii. Hekim Bey. Benim. Merhaba, Kerem Özkan ben. Oliva'nın genel müdür yardımcısı. Aa, memnun oldum. Bediye Hanım'la Mert Bey nerede? Bediye Hanım yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Mert Bey de biraz gecikecek. Ben onların yerine buradayım. Biliyorsunuz Oliva'da yeni bir dönem başlattık. Belki bunun üzerine biraz sohbet ederiz dedim. Eski yönetim geldi ama... Ben işte... geldim. Babacığım. Kerem Bey'le tanıştılar. Merhaba. Merhaba. Mert Bey'in yerine buradaymış. Çalhanları temsilen. Ya öyle mi? Mert mutlaka orada olacak demiş değil mi Bediye teyze? Sonra gelecek ama değil mi? Gelir, gelir tabii. Muhakkak gelir. Hatta ben izninizle gidip bir arayayım onu. Tamam. İyi eğlenceler. Sağ ol. Ben en son gittiğimde çok memnun kalmamıştım ama... ...tabii yine gitmekte fayda var. Alırım ben sizden numarasını, olur mu? Merhaba. Gelsin. Cansu'yu gördün mü? Hayır. Ne alt karıştırdı yine? Aradım, açmıyordu. Bulursam soracağım. Efendim? Begümcüm. Ay canım Işıl, ben neredesin? Işıl, söylemiştim ya, düğündeyim. Peki o zaman ne güzel, beni kapıdan alır mısın? Hangi kapıdan? Ay tatlım, ben de düğündeyim. Anlamadım. Düğündeyim diyorum, kapıdayım. Ben mi alacağım seni Işıl kapıdan? Ben mi alacağım? Aa, bir tek seni tanıyorum Begüm'cüm ya. Şimdi babanı da aramak olmaz yani. Hayır, arama. Kimseyi arama. Tamam, ben geliyorum seni almaya. İzninizle. Tatlım. Işıl ben. Ay Begüm'le Can'ı şirketten tanıyorum tabii ama bir türlü seninle tanışamamıştık. Bak bugüne kısmetmiş. Hatta geçen gün babana dedim ki ya bu kızın hiç fotoğrafı yok mu? Fotoğraftan çok daha güzelsin canım benim, maşallah. Buldun mu Cansu'yu? Hı-hı. Kaçıyor aklınca. Neyse çıkışta yakalarım şimdi. Sen gördün mü yoksa? Bundan sonra mutlaka görüşelim ama. Bir de yaşlarımız da uyuyor bizim. Seninle çok iyi anlaşacağımıza eminim. O zaman size birkaç tüyo vereyim ben arkadaşça. Size ne canım? Sen de bana. Peki. Babam sana tutuldu belli ki. Yani senden çocuk yaptığına göre. Niye sence? Ay niye olacak Cansu? Yani gencim, güzelim, maşallahım var. Aynen. Şimdi gençsin, güzelsin. Ama zaman akıyor Işıl. Senin gençliğin de gidecek. Senin güzelliğin de solacak. O zaman ne olacak zannediyorsun? Babam seninle kalmaya devam mı edecek? Aa, ay bizim çocuğumuz var canım. Ne alakası var? Sen kimle konuştuğunu unutuyorsun herhalde. Ben de onun çocuğuyum. Bu engel oldu mu başka bir kadına gitmesine? Yani iyi de biz birbirimize aşığız ama. Öyle mi? Hiçbir zaman böyle bir gelinlik giyemeyeceksin. Hiçbir zaman böyle bir anın olamayacak. Sen öyle bir hayat seçtin ki bundan sonra hep ikinci kadın olmak zorundasın. Nereden biliyorsun? Yani belki anneni bırakıp beni alacak. İşte o konuda bana güvenebilirsin. Çünkü sen annemi hiç tanımıyorsun. Buz gibidir benim annem. Serttir, zordur. Ama bir kere girdin mi çekim alanına bir daha kaçamazsın. Öyle nadir bir şeydir ki onun sevgisi. Deli olursun seni sevsin diye. Çırpınıp durursun bir kere baksın diye. Lütuf gibi bir şeydir onun ilgisi.
Ancak bir avuç şanslı insana bahşedilmiştir dünyada. İşte bu yüzden biz etrafındaki faniler, o bize ne yaparsa yapsın vazgeçemeyiz ondan. Kaç yaş fark var seninle benim aramda? 4, 5. Yazık değil mi gençliğine? Hayatına yazık. Vazgeç Işıl. Kimse, hele de babam, asla annem gibi efsane bir kadını bırakmaz. Bravo. Anne. İkinize de bravo. Büyük cesaret. Kal orada. Affedersiniz. Nasılmış yeni damat adayı? Abi çabuk gir işe gel, çabuk. Tamam. Affedersiniz. Buraya hangi yüzle, hangi sıfatla, hangi inanılmaz kararla geldim bilmiyorum ama... buradan ancak kopularak gideceksin. Hanımefendi davetli listesinde yok. Gizlice girmeye çalışıyor düğüne. Kimliğinizi görebilir miyim hanımefendi? Süreyya Koran desem. Çıkışa doğru gidelim, buyurun. Dokunma bana. Bırak! Süreyya bu yaptığın çok kötü diyeceksin, bırak beni be! Hanımefendi! Bunu sana soracağım, anladın mı? Soracağım bunu sana. Ya bırak oğlum be! Çekil! Sen... Anne... Niye durdun? Ya kulak deliğimi arıyorum, dur bir dakika. Onları takmasan olmayacak sanki ha. Ya olmaz tabii ki. Bunlar benim uğurlu küpelerim. Ben bunları ne zaman taksam o gün iyi bir gün olur. Ne ya? Düğünden kaçarken düğüne tutulduk, iyi mi? Gel biz şuradan kaçalım ya. Kız sen Ayten'in ortanca kızı, Gülten'in küçük kızı Nurten değil misin? Ayten ne? Yok yok teyzeciğim, sen herhalde karıştırdın. Kız sen ne kadar büyümüşsün. Tabii ki büyüyeceksin. Bak arkadaşım Rukiye evleniyor. Siz onunla beraber okula gittiydiniz ya. Yok. Ben sabahtan beri şu sandığın üzerine oturtturacak adam arıyorum. Onu da buldum şimdi. Gel bakayım ya sen benimle. Yok. Seni sabahtan beri arıyorum, şu sandığa oturtturacak adam bulmuşum. Bırakır mıyım? Otur bakayım sen şuraya. Ece, ne yapıyorsun? Kalksana orada. Ya ne Ece'si ya, ben şu an Ayten, Nurten, Gülten öyle bir şeyim. Ve hakkım olanı almadan daha şuradan şuraya kalkmıyorum. Ece saçmalama. Oo damat bey. Durun durun. Bizden kız almak öyle kolay değil. At bakalım bir yeşillik. Ya ne oluyor, damadımı soyuyoruz. Ne gerekiyorsa ben verseydim ya. Aa vallahi görelim paraları, bırakalım sandıkları. Hadi anacığım. Oo. Oo hadi bakalım, paranızın bereketi bol olsun. Sandık da sizin olsun. Alkış. Ay gelin. Ece bu kadınlar niye ağlıyor? Anneyle kız ayrılıyor da ondan ağlıyorlar. İyi de bu gelinin en mutlu günü değil mi? Niye ağlıyorlar kötü bir şey olmuş gibi? Ne saçma sapan adetler bunlar ya. Ha bak şu teyze biraz önce ağlıyordu. Şimdi kalkmış alkış tutuyor. Ben nereye düştüm anlamadım ki. Al bir tane daha.
Hadi yürü. Nereye ya? Ya düğüne gideceğim, böyle mi gideceğim? Üstümü değiştirmem lazım, hadi. Ya gezecektik. Ya hadi ya. Şimdi konuşacağız seninle. Hayır, bu sefer ben seninle konuşacağım. Beni dinlemeden cezalandıramazsın, tamam mı? Her şeyi yanlış anladın. Neyi yanlış anladım ya? Kadınla herkesin önünde konuşmuyor muydun samimi bir şekilde? Ben babamdan uzak durmasını söylüyordum, bitirmesini söylüyordum bu ilişkiyi. Başka ne diyordum biliyor musun anne? Senden bahsediyordum. Babam onu asla bırakmaz diyordum. Hiçbirimiz bırakmayız. Sus. Çünkü ona bir kere bağlanan bir daha onu asla bırakamaz. Sus diyorum sana! Çünkü o efsane bir kadındır diyordum. Sana sus diyorum! Efsane falan değilim ben. Kadın bile değilim. Geç otur şuraya. Otur şuraya, otur şuraya. Her şeyi öğreneceksin. Süreyya Koran'ı gördünüz mü? Şu tarafa doğru gitti. Sağ ol. Cansu! Cansu! Ne var ki benim bilmediğim? Ben sana hamileyken dünyanın en mutlu kadınıydım. Baban da Kayseri'den gelmiş, çalışkan bir gençti hala. Benimle bir aile kurmak istiyordu. Çok büyük bir aile. Benimle. Bana hala aşıktı, deliler gibi. Sonra bir gün bir komplikasyon oldu. Evet. Doktorlar bebeği almamız gerekiyor dediler. Eğer almazsak hayatımız tehlikede olabilir dediler. Ben hayır dedim. Hayır, 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 bebeğimi alamazsınız. Asla, asla böyle bir şeye izin vermem dedim. Sonra doğumda çok büyük bir kanama oldu. Aldılar rahimimi. İçimi kazıdılar Cansu. Kadınlığımı aldılar benden. Ama daha korkuncu ne biliyor musun? Hastaneden çıktık, eve geldik. Sen böyle benim kucağımdasın. Baban eve girmedi. Gitti, ne yapıyorsun dedim. Saçmalama, ne yapıyorsun dedim. Girmedi. Çekti gitti. Ben seninle, kucağımda seninle böyle kapının dışında kala kaldım. Birkaç gün sonra döndüğünde de üzerinde başka bir kadının kokusu vardı. Hiç affetmeyeceğim onu. Neden? Ona verebileceğim bir şey kalmamıştı. O da ona verebilecek başka birini aramaya gitti. Ben vardım. Kendi canın pahasına beni verdin ona. Niye yetmedi? Dinle. Daha bitmedi. Sen onları hiç tanımadın. Kimleri? Anne! Anne! O kadar yalnızdım ki. Tanrım! O kadar yalnızdım ki. Annem babam yurt dışındaydılar ben. Onları aramamak için çok direndim ama sonunda dayanamadım. Annemi aradım. Anne dedim, ne olursun yetiş, dayanamıyorum. Çok kötüyüm anne, ne olursun gel dedim. Anneannemler ben doğmadan ölmemiş miydi? Özel bir uçağa atlayıp gelmeye çalıştılar. Ama dışarıda korkunç bir fırtına vardı. Hayır. Evet. Hayır. Annemle babam bana yetişmek için, senin yüzünden başıma gelenleri durdurmak için. Sakın! Yaklaşma. Sakın bana dokunma. Ben her şeyimi anneme, babama, kocama, herkesi senin yüzünden kaybettim. Şimdi söyle bakalım,
Uğursuz musun yoksa değil misin? Söyle! Uğursuzum, evet. Uğursuzum, uğursuzum, tamam mı? Uğursuzum ben. Anne, içeridesiniz biliyorum. Açın şu kapıyı. İçeride bir odayı açmamız gerekiyor. Gelir misiniz benimle? Lütfen. Bu oda. Tamam, tamam. Siz gidin. Teşekkür ederim. Cansu. Artık her şeyi biliyorum. Cansu! 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 Tamam güzel. İşte tamam. Kes zırlamayı! Anne tamam. Bırak. Can, şimdi yerini bil. Karışma. Bu kızımla benim aramda, anladın mı? Yıllarca ben nasıl akıttıysam gözyaşlarımı içime, nasıl annemle babamın acısını kalbime gömdüysem sen de öyle yapacaksın. Anladın mı? Şimdi içeri gidip Kürşat'ı bulacaksın. Anne Allah aşkına yeter. Bu yaptığın saçmalık için ondan özür dileyeceksin. Ve bütün gece onun yanında duracaksın, anladın mı? Kes ağlamayı diyorum sana. Sus sana! Sus! Bütün gece gözüm üzerinde olacak. Eğer bir yanlış yaptığını görürsem, git şimdi, git! Kimsin sen? Kimsin sen? Versene. Keşke daha hızlı çarpsaydın da infilak etseydin. Nasıl anlamadım. Sıkıntıdan patlayacağım diyorum. Siz de mi? Ben de. Kusura bakma biraz önce için. İyi misin sen? Sakin bir yere gitsek olur mu? Olur. Hayatta iki şeyden nefret ederim. Bir sosyete, ikisi de düğünler. Bir sosyete düğünündeyiz. Halimi sen düşün. Size bir şey diyeyim mi? Şu kadar insan arasında muhabbet edebileceğim tek insan sizsiniz muhtemelen. Ama benim de gitmem lazım. Özel sebepler mi? Aynen. Ben de özel bir sebep için buradayım ama katlanmaya çalışıyoruz. Size bol şans o zaman. İkimize de. Yine birini arıyorsunuz. Ben de seni arıyordum. Ya ben burada çalışan Cansu diye birini arıyorum. Cansu mu? Hatırlayamadım öyle birini. Böyle elinde tepsi içki taşıyordu. Ajanstan gelmiş fiyonklu bir elbisesi var. Çıkaramadım ama siz de sürekli dolanıyorsunuz. Sizi bulamıyorum. İsterseniz telefon numaranızı verin.
ben sizi ararım. Ben hemen dönüyorum masama. Söz veriyorum hiçbir yere kıpırdamayacağım. Sen yeter ki Cansu'yu bul, olur mu? Peki. Ay, düştüm ben. Yok yok, ne düşeceğim ya, ne alakası var? Utanma utanma, gözünden anlarım ben senin. Ya sen de sok onu iyice gözümün içine de tavşan gibi kalayım burada. Niye bu kadar karanlık burası ya? Ya kaç kere belediyeye telefon ettim, dilekçe verdim. Yani şuraya bir lamba dikemediler ya. En sonunda abajuru takacağım kafama, duracağım böyle, o olacak ha. Ayağımı da fena vurdum ha. Hay Allah ya, iyi misin? Neyse iyiyim, geçer. Ya ben boşuna demiyorum işte ben buraya nasıl yalnız döneyim diye. Ha, ben bırakırım seni. Yok artık, her gece mi? Her gece. Ben hazırlanayım o zaman, sen bekle. Sonra Keremciğim, ben yatı sattım, katamaran aldım bir tane. Tek başıma mavi tur hayali kuruyorum. Ama hatun tutturmuş, Şeysellere gidelim. Ya hatun dedim, sana ada alayım, ada. Yeter ki beni rahat bırak. Arada kaldım yani. Sizin de işiniz zor tabii. Mert'in haber yok mu? Gelmiyor mu yoksa? Gelir, gelir. Gelir. İzninizle. Abim salayım o boş yer var. Çabuk gelin. Kızım gel. Annenler niye gelmedi? Annemler memlekete gitti. Balabana mı? Ya balabala gittiler vallahi. Ben oradaydım. Hiç görmedim anangilleri. Aa, onlar az önce gittiler ya. Az önce. Reşat dede nasıl? Reşat dedem vallahi nasıl olsun işte, çok selamı var. Allah iyiliğini versin. Geçen sene öldü ya adam. Ya, ya evet, Reşat dedemin mekanı cennet oldu. Arada rüyalarıma giriyor yani. Herkese çok selam söylüyor. Allah rahmet eylesin. Kızım. Sen neler yapıyorsun? Bu yanındaki delikanlı kim? Aa, Nurten söylemedin mi teyzelere? Neyi söylemedin mi? Evlendik teyzeciğim, biz evlendik.
Aa, hiç haberimiz olmadı. Ay alacağı olsun Gülten'in. Kız insan bir haber vermez mi? Ah be teyzeciğim. Biz de çok istedik eşi dostu çağıralım, davet edelim diye ama Yıldırım nikahı oldu bizimkisi. Niye o kadar acele ettiniz be oğlum? Şimdi şöyle, Nurten'i isteyen belalı bir kabadayı vardı. Ya bizim köyden mi? Ha, yok bu karşı köyden, öbür köyden yani. Ama ben sevdiceğimi bırakır mıyım? Tabii ki bırakmam. Ha bir de birazcık kafası karışıktı o zamanlar. Ama ben onu o meyvelerin yanında gördüğüm zaman, ah dedim, galiba buldum aradığım kızı. Bizim Nurten'imiz bir tanedir, bir tane. Ya o zamanlar bir de nasıl nazlı, nasıl dik başlı. Neler yaptım ya, bir he demedi bana. Ya gerçekten neler yapmadın ki ya. Resimler yaptı, zor günlerimde hep yanımda oldu. Asık suratımı çekti. Sahneye çıkıp şarkı söyledi. Sonra da vurdum yumruğu masaya. Dedim ki ya benimsin ya da kara toprağı. Yürü dedim doğru nikah. Ama tabii ki bunları yani romantik romantik söyledi. Allah mesut etsin ne diyelim. Bir yastıkta kocayın inşallah. Sağ olun sağ olun. Aa, karıcığım bak bizim şarkımız çalıyor. Hadi gel dans edelim. Edelim kocacığım. Hadi bakalım izninizle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Miami'de öyle bir parti verdik ki ortalık yıkıldı. Eğer oralara yolun düşerse Kürşat'ın evi nerede diye sor. Herkes gösterir. Tabii sadece eğlence için gitmedim oraya. MBA'yı bitirdim Amerika'da. Oho! Sen beni dinlemiyorsun. Bayağı sen beni dinlemiyorsun. Efendim? Dünyadan Cansu'ya diyorum. Hayatta mısın diyorum. Ya... Daldım. Pardon, benim biraz canım sıkkın da. Tamam o zaman. Konuşmayalım biz de. Ne yapmak istersin mesela? Kürşat. Ama Cansu içim şişti artık. Pardon. Hayır anlamıyorum. Beni sen buraya getirdin. Ben seni zorladım mı? Yok. Sen ağlıyor musun? Yok. Çattık abi. Bu ne şimdi? Ağlamıyorsan gözlerime bakar mısın? Kaldır. Yok, ağlamıyorum. Bak gözlerime ağlamıyorsan. Ağlamıyorum. Bak o zaman. Dur. Dokunacağım yapma. Bir daha. He, dokunacağım bir daha. Yapma, dur. Dua et Cansu'ya. Dua et Cansu'ya. Gel buraya. Çabuk sallanmayın hadi. Çabuk misafir. Beyefendi, bu organizasyon sorumlusu kim? Mert, dur. Sorun nedir? Yardımcı olabilir miyim? Sizin davetleriniz çalışanlarınızı sıkıştırıyor. Siz böyle mi ilgileniyorsunuz? Mert, ne olur dur. Kim bu hanımefendi mi çalışanımız? İsminizi alabilir miyim? Ben... Ya kız korktu görmüyor musun? Sorumlu kim? Sen onu çağır bana. Ya yeter lütfen Mert, lütfen artık gidelim. Götür beni buradan. İstemiyorum bunları yaşamak, lütfen. Ben bu işin peşini bırakmayacağım ha, tamam? Bir poz alabilir miyim? Teşekkürler. Nasıl oynuyorum ama? İstediğinde bu değil miydi? Yazıklar olsun sana Metin. Thank you.
Kusura bakma, yüzüm döndü. İyi misin? Korkutmak istemedim seni, kusura bakma, özür dilerim. Yok, ondan ağlamıyorum ben. Ama ne olur sen de üsteleme bu meseleyi, tamam mı? Ama... Lütfen, hatırım için Mert. Niye ağlıyorsun o zaman Cansu? Söyleyemem. Ne yapabilirim senin için? Ne istersen söyle, onu yapacağım. Kimse benim için bir şey yapamaz artık. Bir şans versen. Mert. Biz kadere izin verelim bu gece demedik mi? Bak, benim karşıma güzel bir şey çıkardı. Seni buldum. Hadi gel, sen de izin ver. Hadi. Gelmedim, baştan söyleyeyim. Davetliyim. Ama gözlerim sizi aramadı desem yalan olur. Sonra konuşalım Levent Bey. Ağlıyor musun sen? Münasebet. Ne garip. Gözyaşlarım bile parıl parıl. Için çok özel bir parça seslendireceğim. Bu şarkı gözyaşları bile parlayan kadınlar için. Hasret oldu, ayrılık oldu, hüzün. İki damla yaş ayrılıkta sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acıları. Senden bana hatıra şimdi. Sakladım sevgili kederle. Bir sır gibi saklarım seni. Bir yemin, bir gizli düş gibi. Ben bu yükü taşırım. Hiçbir şey sormayacağım sana. Sadece yanına dur.
Ne ama sıkılırsan gitmemi istersen söyleyebilirim. Bu evcilik oyunu çok sevdim karıcığım. Ya arada oynasana. Oynayalım kocacığım. Değerli misafirlerimiz, gelin ve damadımızı kutlamak üzere sıraya geçebilirsiniz. Takı törenimiz başlamıştır. Eyvah, benim yanımda o kadar para yok ki ya. Ay şu damadın verdiği parayı mı taksak, ne yapsak ya? Evet ve gelinin okul arkadaşı Gülten'in kızı Nurten'den tam 500 TL. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Tebrikler. Çok teşekkürler. Tebrikler. Ya sen ne yaptın? Maaşının yarısını taktın geline. Yok canım, saçmalama, Allah Allah. Bir asistanın maaşı o kadar mı ya? Yanında ne geziyor o para senin ya? Ben bir arkadaşıma borç vermiştim de o sabah geri verdi bana parayı da. Ne önemi var canım paranın? Önemli olan mutluluk. Nurten, kızım. Sen ne vefalı arkadaşmışsın öyle. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ya olur mu teyzeciğim, yani onlar mutlu olsun, önemli olan o. Ya kuzum, gel bir sarılayım sana. Eşyalarını tamamlayamamıştım. Verdiğiniz parayla çamaşır makinesini kapatırız. Güle güle kullansınlar. Allah razı olsun her ikinizden. Sizden de Allah razı olsun. Çok sağ ol. Siz sağ olun. Sen niye ağlıyorsun ya? Annemi özledim. Ölene kadar kalabilirim burada. Keşke bir masalda olsak şu an. Olabiliriz. Öyle düşünelim. Sabah olacak ama birazdan. Gerçek dünyaya döneceğiz. Masal bitecek. Bitmesin. Bir gecemiz olsun en azından. Mert. De biliyorum. Yanlış. Engeller var aramızda. Ama bu gece ay ışığının altında, senin başın benim omzumda.
Sen de hissetmiyor musun Cansu Bey? Bir baksana bize. Sana da olması gereken buymuş gibi gelmiyor mu? Bırak yanında kalayım bu gece. Tek bir gecemiz olsun. Ece. Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum aslında ama... Annen seni izliyordur bir yerlerden, eminim ben buna. Benim annem ölmedi Kerem. Kayboldu. Nasıl yani? 8 yaşındaydım. Aslında o gün iyi bir gündü. Annem pasta yapmıştı. En sevdiğimden. Oturttu beni. Annenin bir işi var. Pıtırcığım sen ye dedi. Bitirinceye kadar ben geleceğim dedi. Sonra çıktı gitti. Sonra? İşte sonra... Dakikalar geçti. Saatler geçti. Akşam oldu. Ben oturdum, bütün pastayı yedim. Hepsini bitirdim. Pencerenin önünde. Ama annem dönmedi. Sonra kaç tane pasta yedim, annem hiç dönmedi. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Alo, Uğur Bey merhaba. Merhaba Mert Bey, nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Bir adres yollayacağım size birazdan. Bir sokak ismi, oraya acil bir sokak lambası dikmeniz lazım, tamam mı? Efendim? Bir adres yollayacağım size birazdan dedim. Oraya acil sokak lambası dikilmesi lazım bir saate kadar. O kadar. Nasıl olacak? Ya abi, ilk defa bir şey istiyorum sizden. Bir yolunu bulun, halledin. Bana ne, nasıl olacak? Yolluyorum adresi. Kalkalım mı? Şimdi mi? Can, Begüm. Indigo.
Nasıl anlattım senin tavlama hikayemi ama? Evet, bomba hikayeydi. Ay bizim sokağa giriyoruz ya. Dur ben ışık yapayım da sonra başını yarma. Dur dur. Kapat gözünü. Asistan zaten zifiri karanlık. Niye gözümü kapatıyorum ya? Of, biraz söz dinle. Hadi kapat gözünü. Hay Allah'ım ya. Gel. Dikkat et. Gel. Bak bir de senin yüzünden düşmeyeyim asistana. Ben çok düştüm bu sokakta. Düşmezsin, düşmezsin. Gel. Aç gözünü. Bir daha düşmeyeceksin. Sen... benim için mi yaptırdın? Nasıl? Bak Ece, ben anneni geri getiremem sana. Yani onun ışığıyla aydınlatamam belki hayatını ama... ne bileyim, bu sokak lambasıyla sokağını aydınlatırsam... o gün güzel bir gündür benim için. Hala gelmedi mi araba? Ya sinir oluyorum şu valelere ya. Pis pis. İnşallah iyi bir ailenin oğludur. Kim? Sen daha iyi bilirsin kimin olduğunu. Umarım annemin hoşuna gidecek biridir. Yoksa hapı yuttun. Ne diyorsun sen ya? Hadi arabaya. Cansu. Hayır. Pardon? Sizinle gelmiyorum ben. Ne saçmalıyorsun sen? Benim başka bir yerde olmam gerek. Anne hayır. Bu sefer de ben müsaade etmem. Bize bak demiştin ya. Baktım. Ben varım. Gece bizim olsun.